Göreve geldiğiniz ilk gün LED ekranlarda belediyenin borcu diye bir açıklama yaptınız. Doğru. Bu Kayseri'de çok konuşuldu. Belediyenin borcu bu kadar dediniz. Bir teslim aldığınız ibralaşma gibi ben bu kadarla teslim alıyorum dediniz. Şimdi iki sorun var. Bir, borç durumu ne oldu? Rahatlattık mı? İki, bu hareketi AK Parti'den belediye başkanı seçilmiş olsaydınız, İYİ Parti'den değildi, bu hareketi yine yapar mıydınız? Yine belediyenin borcu diye bir açıklama geçer miydiniz? Şimdi 31 Mart'ta seçimi kazandıktan sonra yaklaşık 3-4 gün sonra mevcut bütçe emanetinden kaynaklı belediyemizin borcunu LED ekrandan açıkladık. Daha sonra Ekim ayında yine açıkladık. Tabii bir sansasyon oldu. İşte Mustafa Elmek AK Parti'ye geçtikten sonra herhalde borcu unuttu, borçtan haberi yok herhalde. Veya bu konuda bir baskı geliyor ki. Biz AK Parti'yi kapattım acaba filan diye düşündük borcu. Şimdi elbette böyle bir şey yok. Şimdi biz tabii biliyorsunuz 11 Mart itibariyle bir pandemi süreci yaşadık. İnsanların tabiri caizse canıyla uğraştığı dönemde bu konulara girmek istemedim. Ama şu an sizin bu yayınınızda şu an İncesu Belediyesi'nin bütçe emanetinden borcunu söyleyeyim, açıklıyorum. Şimdi de açıklayayım. Şimdi zaten soracağınızı biliyorum. Yani bu konu çok konuşuldu, bu gündeme getirildi. Şu an İncesu Belediyesi'nin bütçe emanetinden borcu 5.356.045,68 TL. İlk açıkladığınız rakam 9.400.000 idi. 4 milyonluk bir ödeme söz konusu. Yaklaşık 4. Tabii bu pandemi sürecinde bütün belediyeler olduğu gibi biz de bir takım ekonomik manada sıkıntılar yaşadık. Bir yandan tabii bir pandemide hiç gündemimizde olmayan, yani bilmediğimiz etimolojik kelimeler girdi. İşte filyasyon, mesafe, ki en rahatsız olduğum konu da mesafe zaten. İnsanlarımızla mesafe koymak durumunda kaldık. Tabii bu konuda evvelinde biz insanlarla çok iç içe olan bir kişiliğim ben. Oturup çay içmek, işte sohbet etmek, muhabbet etmek, amcamın, Ahmet amcamın, Kasketli Mehmet amcamın boynuna sarılmak benim bir adetimdi. Bunu büyük bir gururla söylüyorum. Bunu yapıyorduk. Ama maalesef pandemi girdiğinden bu yana bu konuda çok eleştiri alıyorum. Ben Mustafa Elmek değiştim. Aslında değişmedim ben. Ben aynı Mustafa'yım. Yine aynı, bundan önce nasıl tavrı varsa Mustafa Elmek'in bugün de var ama bizi bazı zaruretler bu noktaya getirdi. İster istemez mesafe koymak zorunda kaldık vatandaşlarımızı aramıza. Yoksa başka da bir niyetimiz falan yok. İnşallah devletimiz büyük. En kısa zamanda bu hastalık illetinden kurtulacağız. Kurtulduğumuzda yine eski Mustafa Elmek'i görecektir. Ama dediğim gibi borcu biraz önce söylediğim 5.356.048,68 TL İncesu Belediyesi'nin bütçe emaneti borcu var şu an. Hızlı bir toparlama olmuş. Allah var. Yani şimdi aradaki vakitte hesaba katılacak olursa, İncesu Belediyesi'nin gelir kaynakları hesaba katılacak olursa hızlı bir toparlama olmuş. Yani elimizden gelen gayreti arkadaşlarımızla, bürokrat arkadaşlarımızla beraber belediyenin tabii hizmetlerini aksatmadan borçlarını da ödemenin telaşı içerisine girdik. Sonuçta bu borç devlette devamlılık esastır. Yani bu nasıl oldu, neden oldu değil. Var olan bir hakikat. Biz elimizden geldiğince arkadaşlarımızı bu borcu ödemenin gayretine girdik. Allah'a çok şükür. Ben şöyle düşünüyorum. Eğer pandemi girmemiş olsaydı muhtemelen bu borcu bitirmiştik. Ama pandemiden kaynaklı biraz gecikmeler oldu. İnşallah en kısa zamanda bunu da tamamlayacağız. Ama şu haliyle Yasin'e dönmeden son bir not geçeyim. Biz en çok gündeme getiren meclis toplantıları da girdiğimizde, hani muhalefet de bunu çok fazla dile getiriyor. Belediyenin borçluları gündeme geliyor. Ve gerçekten şeffaf olmak, açık olmak halk adına da çok dikkate değer hale geliyor. Yani keşke, bunu sizin nazarınızda söyleyeyim, keşke tüm belediyeler 6 aylık, yıllık dönemlerde borcumuz şu, geliştiğimiz nokta bu, yaptığımız hizmetler bu mantığında açıklamalar yapsa. Çünkü birçok kapıda bu gizli kalabiliyor bazı belediyelerde. Bu da vatandaş için de, siyasetçiler için de bir sorun, bir karın ağrısı kalıyor. Yani inşallah sizin nezdinizde de diğer belediyelerde örnek olur. Mustafa Bey, şöyle söyleyeyim bu konuda. Şimdi bu bir borç açıklama bir zaruret değil. Evet. Yani bu ben yaptım, bunu iyi yaptım, doğru yaptım. İşte bir başka belediye başkanımız bunu yapmıyor, yanlış yaptı değil. Bu bir benim vaat meselemdi. Ben şeffaflığı, işte yani buradaki belediye borç miktarını Ahmet amcamın bilmesi, Ayşe teyzemin bilmesi benim için bir sorun değildi ki. Yani hala değil. Bilebilir. Ha bir başka arkadaşımız veya bir başka işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı açıklamıyor. O da kendi sorunu. Bizi ilgilendiren bir şey değil. Yani sadece işte Kayseri bazında bakmıyorum. Hangi belediye açıklıyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi açıklıyor mu borcunun ne olduğunu? İşte bu sizin nazınızda, sizin nezdinizde de bu anlama getiriyorum. Yani keşke tüm belediyeler borç miktarını dönemsel olarak açıklasa. Hani şirketler bile şu an genel kurul kararlarını ya da finansman durumları internet sitelerinde açıklamak aslında durumunda. Aslında ben şöyle söyleyeyim. Bu konuda çok uzatmadan. Estağfurullah. Yani Büyükşehir Meclisimizde biz bu konu gündeme geldi.
Memduh Başkan hep şunu söylüyor. Ya buyurun meclis üyeleri, muhalefet meclisi gelin. Biz her şeyi anlatalım. Sorun belgesini verelim. Yani bunu her zaman zaten açık şeffaf bir şekilde söylüyorlar zaten. Benim bu konumu biraz parantez ayrı bir tırnakla açıyoruz. Ben bunu söz vermişim. Demişim ki ben belediyenin borcunu mütemadiyen belirli aralıklarla açıklayacağım demişim. Bir inkıtaya uğramış, bir kesinti olmuş. Sebebi de dediğim gibi pandemiden kaynaklı bu konulara girmemektir. Evet. Bugün de açıklıyoruz. Mevzu bu. Bundan sonra da devam edeceğim. Peki. Bir 6 ay sonra yine göreceksiniz. İnşallah size açıklarım yine.